Merhabalar. Merhaba Ethan. Nasılsın güzelim? Nasılsın? Ben iyiyim, siz nasılsınız? İyi iyi gayet iyi. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Süper, ben de işte söyleşi bekliyorum heyecanla. Ben de en az senin kadar heyecanlıyım söyleyebilirim yani. Benim de O sanıyorum bu zaman şekilde ilk söyleşim olacak. Baştan sona. gerçekten Tabii. çok güzel. Tabii. Benim de bu şekilde ilk söyleşim şu an. Hadi ikimize de kolay gelsin, güzel geçsin. Tamamdır, süper. Daha başlamadan biraz daha insanları bekleyelim dedim. O yüzden bir karantina nasıl geçiyor şu an? Neler yapıyorsunuz? Onlardan bahsedebilir misiniz biraz? Karantina nasıl geçiyor? Normal, herkes gibi geçiyor işte. Evde takılıyoruz, bazen nefes almaya çıkıyoruz dışarıya. İşlerimiz oluyor, onları hallediyoruz falan. Ama herkes için olduğu gibi bizim için de zor bir süreç, kolay değil ki. Yani her şey değişti hayatta. Her şey değişti. Bazen karantinadan önceki zamanlarımıza bakıyorum. Sanki başka bir hayatmış gibi, başka bir dönemmiş gibi geliyor. O kadar çok şeyi sıradanlıkla yapıyormuşuz ki onlar bugün artık mümkün değil. Ne kadar büyük özgürlük olduğunu anlıyorum onu. Ben mesela çok fazla insanlarla karşılaştığım zaman onlara sarılan, el sıkışan, tokalaşan bir insandım. Kimseye dokunamıyorum mesela şimdi. Benim için bir sürü şey değişti. Beraber ortak oturup da sohbet ettiğimiz kalabalık gruplar, ondan sonra iç içe kahkahalar attığımız, konuştuğumuz, saatler geçirdiğimiz toplantılarımız, eş, ahbap, dost, aile toplantılarımız artık yok. Dolayısıyla ki bunlar tabii en basit yönler aslında baktığınız zaman. Geçim sıkıntısı olsun bir sürü insan için, yaşam zorluğu. İnanılmaz bir hayat oldu yani, bambaşka bir dönemde yaşıyoruz. Ama Gerçekten öyle. şükür hastalığımız yok. Evet. Evet, sağlığımızı koruyabildik bu işi bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da koruyacağız. Böyle gidiyoruz işte. Sen nasıl gidiyor? Sen ne yapıyorsun? Benim de aynı şekilde işte online okul. O da ayrı bir artık hayatımızın gerçeği oldu yani. Yani hep birlikte normal rutinlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kulüp toplantılarımızı yapmaya çalışıyoruz. Tiyatroyu online bir şekilde döndürmeye, devam ettirmeye çalışıyoruz aslında. Ama Nasıl yine de yapıyorsunuz onu? haftada bir yeni gelen arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Doğaçlama, yani Zoom üzerinden yaptığımız doğaçlama çalışmalarını yapıyoruz. Hani buradan sıkıntı olmayacak. Şu an tirat çalışıyoruz hep birlikte, onları sergileyeceğiz. Yani yapabildiğimiz kadar bir oyun çıkaramıyoruz tabii doğal olarak buluşamadığımız için, ama yine de tiyatrodan uzak kalmamaya çalışıyoruz bu şekilde. Güzel. Başka ne yapıyorsun? Başka evde oturuyorum, çıkmıyorum dışarı. Bunlarla uğraşıyorum, kulüple uğraşıyorum, okulla uğraşıyorum. O kadar. Kolay gelsin. Ne yapalım? Geçelim mi Teşekkürler. sorulara? Evet, yavaştan geçelim. O zaman şöyle başlayalım. Biliyoruz ki mesela bu üniversitede ilk önce İTÜ gemi mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği ve deniz bilimleri bölümünü okumuşsun. Sonra da ikinci yılda vazgeçip Mimar Sinan'a geçmişsin, konservatuar, opera bölümüne. O yüzden merak ediyoruz. Hani oyunculuk böyle küçüklüğünüzden beri olan bir sevda mıydı, bir hayal miydi? Yoksa üniversite okurken mi karar verdiniz? İkisi de değil. Aslında ben üniversitede de yani oyuncu olmak için konservatuvara girmedim. Ben şarkı söylemek istiyordum. Dolayısıyla oyunculuk benim çocukluk hevesim, arzum veya işte çocukluk tutkum değildi. Hayat içerisinde yaptığım işler beni adım adım bu noktaya getirdi. Öyle oldu. Yani ben oyuncu olmak istiyorum deyip de karar verip bir yola girmiş değilim. Konservatuvara girmek hissim, aslında İTÜ'ye girmem, önce onu söylemem lazım. Bir etkileşimle oldu. Aile içerisinde çok fazla, aile içerisindeki yapıdan, oradaki iş gruplarından etkilenip ben İTÜ'ye girmiştim. Hatta uzay bilimleri, uçak mühendisi de yazmıştım ama gemi inşaatı ve deniz bilimlerine girmiş oldum. Fakat baktım ki benim geçirmek istediğim hayat öyle bir hayat değil. Onun üzerine dedim ki ben şarkı söylemek istiyorum. Ne olursa olsun bu yola gideceğim. Ve Mimar Sinan Konservatuvarı'nın sınavına girdim. İstanbul Üniversitesi'nin sınavına girdim. Ankara Bilkent Üniversitesi'nin sınavına girdim. İşi şansa bırakmak istemiyordum çünkü. Hepsi ardı ardınaydı. Kazandım hepsini. Sonra tercih yaptım. Öyle oldu. Öyle girdim. Ama opera bölümüne girdim. Evet. Evet. Öyle Peki oldu.
O zaman opera bölümünden sonra müzikal oyunculuğa geçmişsiniz sanırım. O geçiş nasıl oldu? Yani şarkı söylemeye... Ona benzer şekilde oldu. Yani şöyle, pardon lafına girdim galiba. Yani o da şöyle oldu. Opera bölümüne girdim ama başka şansım yoktu. O yüzden opera bölümüne girdim. Yani ben aslında caz söylemek istiyordum. Ama o dönem ne caz bölümü ne o tarz eğitim veren bir başka bölüm vardı. Ya Türk Halk Müziği bölümü vardı, ya Türk Sanat Müziği ya da opera bölümü vardı konservatuvarlarda. Batı müziği formasyonu alabileceğim, müziği öğrenebileceğim tek yerde operaydı. Ben de operaya girdim. Ama opera ile ilgili bir geçmişim, bir şeyim de olmadığı için orada geçirdiğim dönem içerisinde biraz yabancı hissettim kendimi açıkçası operaya. Sonrasında bir karar alındı okulda. Benim gibi birkaç tane daha öğrenci vardı. Özellikle müzikal isteyen öğrenciler vardı. Müzikal bölümü açılması kararlaştırdı. Ben de operadan müzikal bölümüne geçtim. Bir anda her şey değişti. Hayatım değişti. Peki anladığım kadarıyla aslında şu an hala yani oyunculuktan çok müzik kısmına ilginiz bulunuyor bu bahsettiğiniz dönemde. O dönemde öyle. Şimdi artık değil. O dönemde peki, tabii. Peki oyunculuğa olan hani merakınız, ben bunu yapmak istiyorum demeniz nasıl gerçekleşti müzikal bölümünde? O biraz uzun sürdü. Ben müzikalci olacağımı düşünmüştüm. Müzikallerde oynayacağımı düşünmüştüm. Ve o doğrultuda yatırımımı yapıyordum kendime. İşte şöyle söyleyeyim. Mesela gidip kendime yurt dışından müzikal notaları getirtiyordum. İşte gidip yurt dışında müzikaller izliyordum. Ve Dormen Tiyatrosu'na girmiştim. Orada bir müzikal vardı. Şu gençlik müzikali. Onun seçmesine katılıp oraya girmiştim. Hala kendimi müzikalci olarak görüyordum. Ama orada Şarkılar Susarsa müzikaliydi o. Onu yaptıktan sonra Dormen Tiyatrosu'nda bana bir şeyde nasıl derler, bir oyunda rol verdiler. Sevgilime Göz Kalkol diye. Ben tamam dedim, hani tamam diye müthiş bir şeydi benim için o. Orada oynarken oyunculuğun tadına vardım ama ben hala müzikalci olduğumu düşünürken Haldun abi bana sen müzikalci değilsin, sen oyuncusun. Şarkı söyleyebilen, dans edebilen bir oyuncusun. Bunu aklına koy demişti. Ben de hayır, ben müzikalciyim diyordum ona. Ama olaylar öyle gelişmedi. Zaman içerisinde Haldun abi haklı çıktı. Oyunculuğu çok sevdim. Adım adım, adım adım oldu. Yani bu hani karar verip bir noktada ben artık bunu yapıyorum demek de olmadı. O bana sanki öyle yapmak biraz kendimi kısıtlamak gibi geliyordu çünkü. Ne yapacağımı bilmiyordum ki. Sadece içimde bir duygu vardı, bir güdü vardı, bir şey yapmak üzere. Ve ona mani olamıyordum. Bu müzik olarak kendini ortaya koymuştum öncelikle. Ve ben onun peşinden koştum. Ve mutlaka şarkı söylemeliyim. Mutlaka işte kendimi öyle ifade etmeliyim diye. Ama hayat beni adım 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 bir takım bir yerlere getirdi. Ve oyunculuk da böyle çıktı. Anladım. Bir de şeyi soracağım. Mesela bahsettiğiniz gibi işte müzeye ilgili misiniz hala etüde mühendislik okurken? Peki böyle bulunduğunuz bir tiyatro kulübü olsun, yani tiyatro değil de müzikal olabilir, yani müzik kulübü olabilir. Öyle hiç bir kulübü bulunuyor mu? Hiç olmadı. Lisedeyken bir müzik grubumuz vardı. O dönem Milliyet Gazetesi vardı. Milliyet Gazetesi'nin liseler arası müzik yarışması vardı. Onlara katılıyorduk. Ondan sonra orada dereceler de alıyorduk okul orkestrasıyla. Gerek orkestra olarak gerek solist olarak. O iki senem benim öyle geçmişti ki benim çok mutlu olduğum iki seneydi lisede. Onun dışında üniversitede yani gemi inşaatı ve deniz bilimleri fakültesi ki deniz bilimleri bölümüydü. Orada herhangi bir tiyatro kulübü zaten yoktu. Ben aramadım da veya bir müzik grubu kurmayı düşünmedim. Ben orada gerçekten çok fazla sıkılıp kendime ait hissetmediğim için toptan hayatımı toptan değiştirmek duygusundaydım. Yani bir şey yapacaksam ona yönelmeliyim ve sadece onu yapmalıyım gibi bir hissim var. Hayatta da her zaman böyle oldu. Yani birkaç işi bir arada götürmek konusunda yani o bana göre çok değil. Bir işi yapıyorsam o işi yapıp orada bulunuyorum. Sonra ondan sonra başka bir iş. Yani iki işi aynı anda, üç işi aynı anda götürüp yapmak da biraz zorlanıyorum. Yani o yüzden kökten bir değişiklik yapıp direkt hayatımı değiştireyim ne olursa olsun. Kulüp gerçekten çok hayatımda. Lisede de yoktu hiç. Gerçekten çok
cesaret isteyen bir karar. Ve bizim de aslında tiyatro kulübümüzde herkesin aklında olan bir soru var. Hani biz hepimiz tabii ki tiyatro kulübünde işte oyunculuğu seven, sahneyi seven, buna gönül vermiş insanlarız. Ama aynı zamanda Sabancı'da okuyoruz ve hepimizin farklı bölümleri var. Yani kimimiz mühendis okuyor, kimimiz psikoloji okuyor. Biz sadece tiyatroda buluşuyoruz. Peki böyle bu şekilde farklı bölümler okuyup bundan mezun olup niye de başarılı bir oyuncu olabilmek mümkün mü bizim için? Eminim ki herkes merak ediyordur bu soruyu çünkü hep konuştuğumuz şey bu. Bu mümkün. Kısaca cevaplamak gerekirse mümkün. Uzun cevaplamak gerekirse yine mümkün. Fakat kişinin kendisine göre değişen bir sonucu var. Yani oyunculuğun oyunculuk yapmayı, bunu hobi olarak yapmak veya profesyonel olarak yapmanın herkese mutlaka bir takım katkıları var. Fakat bu sizin tercihinize bağlı. Yani bir başka mesleğe emek verirsiniz ve o mesleği yaparken bir yandan da oyuncu olmak isteyebilirsiniz. Veya oyunculuğu meslek olarak tercih edebilirsiniz. Ve enerjinizin, ruhunuzun, yaratıcılığınızın hepsini ona verirsiniz. Şimdi her iki durumun, yani kısmen yapılan bir işle, tam zamanlı yapılan bir işin sonucunda alacağınız verim farklıdır. Çok yetenekli olabilirsiniz. Yetenekle mutlaka bir takım işler götürülür, bir yere kadar yapılır. Ama belli bir noktadan sonra başarı mutlaka ter istiyor, terlemeniz lazım o işte. Yani bana öyle geliyor. Başarı ter kokusunu seviyor. O işte ne kadar terlerseniz, ne kadar emek verirseniz ona geliyor. Uzun sürebilir, arkanıza durup size hiç gözükmeyebilir uzun büyük bir zaman. Ama sonunda mutlaka size geliyor. Yani çaba, çalışma çok önemli bir şey. Yani dediğim gibi bir başka mesleği yapıp oyuncu olan insanlar var. Ama emek karşılığını veriyor. Ne kadar emek verirseniz o kadar olur. Yani yoksa birkaç işlik, çok iyi işler yapabilirsiniz, çok başarılı olabilirsiniz, çok takdir görebilirsiniz. Olur. Olmayacak diye bir şey yok. Ama meslek olarak benimsemek ayrı bir şey sanırım. Anladım. Peki bizim gibi, bahsettiğim gibi öğrenciler için ya da herhangi bir şekilde oyunculuğunu geliştirmek isteyen insanlar için hani önerebileceğiniz kaynaklar, kitap olabilir, filmler olabilir, hani bir yöntem, bir metot var mı? Ben bir metotla yetişmedim. Özel, belirli bir metotla yetişmedim. Ben kendi kendime çalışarak oyunculuğu tanımladım ve birbirinden bağımsız bir takım workshoplara gittim. Konservatuvarda dediğim gibi ben sonuçta müzik üzerine eğitim görmüştüm. Şan eğitim gördüm. Müzik teorisi gördüm. Birkaç oyunculuk dersimiz vardı ama oyuncu olmak için yeterli değildi. Dolayısıyla benim önerebileceğim şey kişinin kendi serüveni doğrultusunda araştırıp kendine yarayacak kaynakları bulmasını. Çünkü siz, yani benim yaşadığım dönemde sizin olduğunuz pozisyonda çocuk sesleri geliyor mu arada? benim sizin olduğunuz pozisyonda olduğum dönemde ne internet ne de online kitaplar veya online eğitim var. Dolayısıyla ben her şeyi fiziksel olarak erişmek zorundayım. Siz gerçekten ben şu anda bile mesela internetten açıp bazı insanların workshoplarını izleyebiliyorum. Oyunculuk veya film üzerine. Böyle bir imkanınız var. Örnek olarak kendinize seçtiğiniz birilerinin yayınlarını, internetten yaptığı yayınları veya basılı kitaplarını bulabilir veya online kitaplarını okuyabilir veya izleyebilirsiniz. Kendinizi geliştirmeniz çok mühim burada. Ne kadar çok film izlerseniz o kadar iyi. Bence iyi kötü ayırmayın. Başkasının kriterine göre de değerlendirmeyin. Önyargıyla yaklaşmayın. Her şeyi izleyin. Mutlaka izlediğiniz her şeyden bir şey kazanacaksınız. Hatta çok beğendiğiniz ve size enteresan gelen şeyleri birkaç kere izleyin. O zaman her izlediğinizde başka başka şeyler göreceksiniz. Ve bu araştırmalar sonucunda da eğer gerçekten ki bu dönem geçerse gerçekten birebir veya bir grup halinde gidebileceğiniz workshoplar bulursanız onlara gidin. Bunlar sizin gelişmenize yardım edeceklerdir. Zaten benim söylediklerim sizin bildiklerinizden farklı şeyler değil. Yani yapacak şeyler böyle hani tılsımlı cümleler kuramam size için. Ancak neler olabileceğini söyleyebilirim.
sizin ne kadar yaptığınız veya ne kadar onunla ilgilendiğiniz bunu belirler. Alacağınız sonucu belirler. Ve tabii ki içinizdeki bunu yapmaya yönelik olan yeti bunu belirler. Ve yani bunu yaptığınız kadar veya bununla uğraştığınız kadar, emek verdiğiniz kadar da sonuç alırsınız. Hayatta her şeyde olduğu gibi. Anladım. Aslında ben şey de merak ediyorum. Yani size ilham veren filmler olabilir, kitaplar olabilir, sizi etkilemiş kaynakları da merak ediyorum biraz. Uzun bir süreçti bu, dediğim gibi. İlk başta kendi başıma izleyerek, görerek, ki ben yine bir nebze şanslıydım. Çünkü işin içine şarkı içinde olsa, müzik içinde olsa girmiştim ve bir takım insanlarla bir araya geliyordum. Ve o bir araya gelmeyle, benim içimdeki enerji ve yapma arzusuyla onlarla bir araya geldikçe aslında bir yandan çalışıp bir yandan da yani iş olarak çalışıp bir yandan da egzersiz yapma fırsatı buldum. Prova yaparak sahne üzerinde. Daha sonrasında televizyonda. Bu biraz da böyle işi yaparak öğrenmek gibi olmuştu o dönem. Sonrasında Eric Morris metoduna ait birkaç kitap elime geçti. Ve onu okudum. Ve o beni çok etkilemişti. Bana çok yakın ve çok mantıklı gelmişti söyledikleri, anlattığı, yaptığı, tavsiye ettiği egzersizler, yöntemi. Ve onun üzerine oldukça uzun çalıştım. Kendi kendime de çalıştım. Sonra buraya geldiği zaman onun bir asistanı vardı. Onun Anthony Vincent Dova. Ondan sanıyorum ya 2-3 workshop aldım. Sonra kendisi geldi. Onunla çalışma fırsatı buldum. Hani ama dediğim gibi bu o kadar enteresan bir iş ki benim karakteri yaratma biçimim ve karakteri duygusal ve fiziksel ele alış biçimim ve benim onu algılayış biçimim sizinkine asla benzemeyebilir. Dolayısıyla sizin bu çok kişiye bağlı bir iş. Teknik olarak yapmanız gerekenler zaten belli. Karakter hakkında bilgi edinmeniz lazım. Hikayeyi çok iyi öğrenmeniz lazım. Sosyolojik durumunu çıkarmanız lazım. Psikolojik durumunu. Nereden nereye gittin? Bunlar hepsi teknik çalışmalar. Ama o karakteri canlandırıp ete kemiğe büründürmeye gelince iş orada duygular devreye giriyor. Bu kısmı sanki hani ilk söylediğim kısım karakterle ilgili bilgilerin edinme kısmı sanki bir marangozun veya bir heykeltıraşın diyeyim ki bir mermer parçasını gidip önemli iyi bir yerden satın alması gibi düşün. İyi bir mermer parçası, heykel yapmak istediği büyük bir mermer parçasını satın alması gibi düşün. Yani o bütün malzemeler, bilgi kısmı o mermer parçası. Şimdi o mermeri aslında heykele dönüştürmek gibi bir karakteri canlandırmak. Orada duygular devreye giriyor. O duyguları nasıl ifade edeceksiniz? O duyguların sizin içinizdeki karşılığını nasıl bulacaksınız? Bu sizin kendinizle yapacağınız bir çalışma. Bir sürü yöntem var. Onların hiçbiri de yani ağzıyla kuş tutmuyor bu yöntemlerin. Yani yanlış söyledim, pardon. Hani size bir mucize vaat etmiyor. Ama verdikleri egzersizlerle kendi içinizdeki duyguları ifade etme yollarında sizin engellerinizi ortadan kaldırmak için ipuçları veriyor. Dolayısıyla siz size uygun olanı bulup, her birini araştırıp, okuyup, anlayıp ki en önemlisi kendinizi anlayıp, kendinizi tanıyıp, özde aslında bir ben noktasından harekete geçiyorsunuz. Ben buradayım. Benim duygularım, benim hayatım, benim yaşantım burada. Olmak istediğim kişi de burada. Bir başka yerde. Canlandırmak istediğim kişi. Kendi bulunduğunuz yerden oraya bir yol çiziyorsunuz. Kendi duygularınızdan o duygulara geçiş yolu çiziyorsunuz. Ve o yolu oyunculuk yaparken kolay kat edebilmek için de o aradaki o yolun tozunu, kirini atmanız lazım. Orayı böyle, o duyguları temizlemeniz lazım ki kolaylıkla gidip gelebilin. Bu elastikiyeti kazanmanız lazım. Bu kişisel bir şey. Bir sürü yöntem var dediğim gibi. Ama siz kendinize uyan yöntemi bulacaksınız. Öyle olacak. Çok mu konuştum? Çok güzel, çok güzel bir cevap. Yani umarım böyle, biraz böyle bir çalışma bu. İşin en zor kısmı da o. Yani bu duyguları bulup çıkardıktan sonra, şimdi ben böyle anlatıyorum ama soruların varsa unutma. En zor kısmı da aslında şimdi bu duyguları çıkarttınız, tiyatro için ayrı bir durum söz konusu. Ben film için eğer konuşursam bu duyguları çalıştınız, kendi işinizde gittiniz, bir takım durumlar için sizdeki karşılıklarını ortaya çıkardınız. Kamera karşısına geçtiğinizde bir sürü engelle karşılaşıyorsunuz. Zaman,
kendi ruh haliniz, ortamın değişkenliği, bunların her birinin üzerinde o duyguları hızlıca gidip gelip onları kamera dendiği noktada gerçekleştirebilmeniz gerekiyor. Yani bu çok hızlı bir iş olmak zorunda kalabiliyor. O kadar uzun bir çalışmanın sonunda. Evet, film çekiyorsanız çok uzun uğraşabilirsiniz ama dizi çekiyorsanız bir ya da iki tekte yapabilmeniz lazım. Tiyatrodaysa yaptığınız prova süresince oturttuğunuz o bütün aslında iskelet ve yapıyı sıfırdan başlangıç noktasına, final noktasına kadar götürebilecek sağlam bir yapıyı oluşturmuş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu yapılan bilgisel ve fikirsel çalışmanın sonunda aslında hayata geçirmek tamamen duygusal ve sezgisel bir çalışma. Bir dönüşüm. Siz bulacaksınız bunu. Herkes kendi buluyor bir yerde. Mutlaka bir şeyler yapıyoruz. Ama işimiz gerçekleştirmek ya onu. Gerçek gibi yapmak. O duyguyu orada insanlara geçebilecek hale getirmek. Esas iş burada. Onu mutlaka içinizde belli bir yerde yaratıp ortaya sunmanız lazım ki orada da bir sürü dinamik devreye giriyor. Ne kadar isteniyor. Derin gidiyor yani. Kişisel bir çalışma yani. Evet. Umarım biz de hani bütün tiyatro severler, oyuncu olmak isteyenler ya da bu işi genel olarak gönül vermiş insanlar olarak onu bulabiliriz. Gerçekten çok önemli. Şimdi böyle şey. Söyleyince de çok göz korkutmasın çünkü çıkış noktamız aslında sadece arzu. Bu benim söylediğim uzun bir yol ama adım adım gitmek lazım burada. Önce arzu. Bunu ne kadar istediniz ve ondan sonra yaptığınız her bir, attığınız her bir ilmek sizi bir sonraki adıma taşıyor. Yani ben internette var bir sürü. Çok eskiden çektiğim diziler var, oynadığım filmler var. Bakıyorum kendime. Yani bir sürü yol kat etmişim. Hala daha da ediyorum. Hala geriye dönüp de yeni bitirdiğim işe baktığımda keşke şunu şöyle yapsaydım. Bu böyle olmamış. Bu biraz daha belki şöyle olabilirdi. Diyorum. Yani iş bitmiş, tamamlanmış. Sonuçta bir rüştünü ispat etmiş bir iş. Ama insanın gelişmesi bitmiyor zaten. Dolayısıyla bir kere buna inanmak lazım. Bu hiçbir zaman bitmiyor. Yani hiçbir zaman mükemmel olmuyor. Mutlaka bir şey çıkartıyorsun. Ama senin serüvenin bitmiyor. Dolayısıyla başlangıçtaki işçilikle işte aynı. 10 sene sonraki de işçilik, iş tabii ki detaylar daha detaylanmış oluyor ama aynı. Çok güzel bir cevap. Teşekkürler. O zaman aslında biraz önce bahsettiniz biraz Halil Dormen'le çalıştığımızdan. Bu dönem nasıldı? Biraz daha deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz? Çok merak ediyoruz. Böyle büyük bir ustayla çalışabilmiş olmak çok güzel bir şey. Merak ediyoruz. Haldun abinin benim hayatımdaki yeri çok önemli. Şöyle ki aslında bugün bulunduğum yerde bu işi yapıyorsam bu Haldun abi sayesinde. Çünkü Haldun abi özel bir insan. Pek çok insanın içindekini görüp yapmak istediğini keşfedip ona destek veren, yüreklendiren bir insan. Benim gibi birçok insana da gerçekten Türkiye'de tiyatroyu kurduğu günden beri destek olmuş ve Türk tiyatrosuna kazandırmış. Onlara inanılmaz bir katkıda bulunmuş bir insan. Benim için de öyle. Ben onun tiyatrosuna bir müzikalde oynayacak 17 kişiydi galiba. 17, belki de daha da fazla olabilir. Ne kadar eski olmuş şimdi düşünüyorum. Gençler herhangi biriyken müzikal okuduğumu öğrenip onunla ben sohbet etmiştim onu tabii. Bunun üzerine yaptığım işi takip edip ki bizim grubumuzdaki herkes için bu böyleydi. Herkes Dormen Tiyatrosu'nda çalışmaya devam etti grupta. Mutlaka şans tanıyor ve sizin beyninizden, sırtınızdan tutup hafifçe öne itiyor ve size sorumluluk veriyor. Haldun abi yanınızda, yamacınızda veya telefonun ucuna bir yerdeyse her zaman değil, her zaman soru sorabilirsiniz. Müthiş bir insandır. Dolayısıyla onunla çalışmak benim için çok büyük şanstı. Ve onun da o lafını da unutmuyorum. Sen şarkıcı değilsin demiştim. Sen şarkı söyleyebilen, dans edebilen bir oyuncusun demişti ki haklı da çıktı. Çünkü o yanımı görüp diğer yanımı nasıl domine edeceğini de fark etmişti oluyor. İlk şeyi hatırlıyorum mesela sevgilime göz kulak oldu. Onunla karşılıklı bir sahnem vardı. Prova falan yapıyoruz. Evet, provaları yaptık. Sahneye çıkıp ilk gün onunla karşılıklı o sahneyi oynadıktan sonra içeri girdiğimde dedim ki ben bugün Haldun Dormen'le karşılıklı sahne oynadım. Yani karşı karşıya sahne oynadım.
hani sadece biz vardık sahnede dedim. Seyircinin karşısında sadece biz. Onunla ben vardım ve bu benim için inanılmaz bir nokta. Gerçekten çok etkileyici bir gündü benim için bu. Ondan sonrası öyle oldu. Sonra İstanbul Devlet Opera Balesi'nde bana Kral ve Ben müzikalinde kral rolü verdi. O da benim ilk başrolümdü. Müzikal olarak da, normal oyun olarak da. Yani müthiş bir deneyimdi. Haldun abinin yeri benim için müthiştir. Yani benim için inanılmaz bir nokta. Çok seviyorum kendisi. Çok güzel. Tamam. Mesela şeyden aslında biraz bahsettiniz. Nasıl müzikalden tiyatroya geçişi. Ama şu an çoğunlukla dizi, sinema, kamera ve oyunculuğu yapıyorsunuz. Tiyatrodan oraya geçiş nasıl oldu? Ve hani teknik olarak baktığımızda bu iki tip oyunculuğun farkları, eksileri, artıları neler sizde? Bir de siz en çok hangisinde daha çok rahat hissediyorsunuz? İkisi şöyle söyleyeyim. Nasıl oldu? Önce ona cevap vereyim. Nasıl geçiş oldu? Doğrudan tiyatrosunda oyunlarda oynarken yapımcılar, yönetmenler oyunları izliyorlardı, geliyorlardı. Bazen bir yazar, film ya da dizi yazarı geliyordu, izliyordu ve ufak rolleri, ki başta öyleydi, bazen tek bölümlük, bazen bölüm içerisinde küçük, görünecek bir karakter olsun, onun için gelip oynar mısın diye soruyorlardı. O zaman da bir ajansa bağlıydım. Ben de tabii ki diyordum, gidiyordum, bir bölümlük roller oynuyordum. Böyle başladı televizyon hikayesi. Oyunculuk farkı, hani şöyle söyleyeyim, artık öyle bir, şimdi teknik olarak bir takım farklılıklar var ama tiyatroda eskiden görmeye alışmış olduğunuz, mesela şöyle bir espri vardır, işte adamın biri tiyatroya geliyor, içeride prova yapılıyor, o sırada hademeye soruyor, diyor ki müsaitler mi, girebilirim? Girebilir miyim? Hademe dinliyor, yok müsait değiller diyor. İki dakika bekler, dinliyor, tamam normal konuşmaya başladılar, girebilirsiniz. Şimdi artık böyle bir şey söz konusu değil. Yani verdiğimiz hikayeyi mümkün olduğu kadar gerçek kılabilmek için uğraşıyoruz. Eskiden böyle bir durum vardı. Ama önemli olan yaşanan hikayeyi gerçek gibi aktarabilmek karşı tarafın. Yani karşı tarafın onu sorgusuz sualsiz sanki şahit oluyormuş gibi kabul edebilmesini sağlamak. Gerek televizyonda, gerek sinemada, gerek tiyatroda. İş bu. Tiyatroda teknik bir takım başka unsurlar var. Sinema, televizyon biraz benziyor birbirine. Televizyonda farklı kaygılar var. Maddi kaygılar var televizyonda yaparken. Ama özünde bütün olay, anlatılan hikayeyi seyircinin kabul etmesi ve inanması. Böyle başladı. Benim ufak rollerle başladı. Ve adım adım gelişti. Bir oldu, bazen iki bölüm oldu. Sonra 3-4 bölümlük konuk oyuncu girip çıkmak, 5-6 bölüm girip çıkmak, işte ölen bir karakter genelde öyle olur, başın öyle gelir. Girersin birkaç bölüm, sonra öldürürler seni, gidersin ondan sonra. Böyle oluyordu yani. Sonra ufak ufak işte dizilerde ikinci derece roller, sonra birinci derece roller oldu ve öyle başladı. Ama işte oyunculuk, dizideki, mesela eskiden onu hatırlıyorum. Bazı meslektaşlarımız dizilerde yaptıkları işi biraz küçümser konuşuyorlardı. Bazıları, herkesi böyle söyleyeyim ama bazı meslektaşlarımız biraz ya ne olacak kardeşim, işte dizide oynuyoruz, başver diyorlardı. Fakat bu işin böyle olmadığı anlaşıldı zaman içerisinde. Sonuçta dizi gerçekten çok büyük kitlelere ulaşan bir iş. Milyonlarca insan izliyor her bölümü. Dolayısıyla o kadar insanın gözünde işinizi nasıl yaptığınız söz konusu. Yani mutlaka iyi bir şey çıkarmak istiyorsunuz. Bundan 15, 20, 25 sene önce yapılan işlerle bugünü kıyasladığınızda hem işin yapılış biçimi, televizyon için konuşuyorum. Gerçi tiyatro için, sinema için de bu geçerli. Hem de oyunculuk derinliği çok değişti ve gelişti. İyi anlamda gelişti. Yani verdiğiniz cevaptan sanırım sinema, yani kamera önü oyunculuğuna daha rahat hissettiğiniz. Onu yapıyorum uzun zamandır. Ama hani şunu söyleyeyim, mesela Ömer söylemişti biraz evvel, biz bir Zoom yaptık arkadaşlar ya, Ömer söylemişti. O sahneye çıktığın an diye anlatmıştı Ömer. Evet, tiyatronun çok başka bir büyüsü var. Şimdi televizyonda oynadığın zaman bunun karşılığını sokakta alıyorsunuz insanlardan. Fakat sahneye çıkmak
gerçekten çok büyülü bir şey. Yani o anın çıkmadan önceki an, tam kapı eşiğindeki an, Ömer'in o donduğu an. Ondan sonra ve sahneye çıkıp oynadıktan sonra da oyun bittiği zamanki hissiyatı ben başka hiçbir yerde görmüyorum. Yani gerçekten çok başka bir şey. Çok büyülü bir ortam. Çok büyülü bir ortam. Özlemiyorum, özlüyorum. Bir şey yapacak mısın diye sorarsan bilmiyorum ama istiyorum. Göreceğiz. Zaman içerisinde olacaktır umuyorum. Birkaç tane teklif oldu ama o sırada dizi vardı, şuydu, buydu falan derken yapamadım o işleri. Şimdi de pandemi var. Sahnede bir şey yapmak çok zor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bir araya gelmiyorsunuz bile. Yani evet. Ancak işte göreceğiz. İstiyorum ama. Çünkü inanılmaz bir duygu yani. O başka hiçbir şeyle kıyas kabul etmez. Çok iyi. Evet, tamam. Ama yani söyle pardon. Lafı ağzından aldınız diyecektim, onu soracaktım. Yani çok görmek istedi sizi. Yine bir müzikalde, bir tiyatroda, sahnelerde diye. Hemen. Bilmiyorum, umarım olur. Umarım olur. Ama oyunculuğu çok seviyorum. Yani her boyutuyla oyunculuğu çok seviyorum. Kendimi şanslı hissediyorum bu işi yapabildiğim için. Başka bir işi yapıyor olmayı istemezdim. Herhalde böyle de hissetmezdim o işi yaparken. Gerçekten bir işi severek yapınca belli oluyor zaten. Yani ekranda da öyle. Fark ediliyor yani. Oyunculuğa da çok yansıdığına eminim. Ben bu söyleşi yapmadan önce işte birazcık internette araştırıyordum diğer yaptığınız söyleşileri. Hani neler konuşulmuş diye. Bir röportajınızda diyordunuz. Amerika'da geçirdiğim 1,5 yıl hani oyunculara olan bütün bakış açımı değiştirdi. O yüzden de ben de merak ettim Amerika'da neler oldu, ne gibi deneyimler yaşadığınızda böyle bir etkisi oldu oyunculuğumuza. Onu söyleyecektim. Şöyle söyleyeyim, ben 99-2000 yılında Amerika'ya gittim. İşte 99'u 2000'e bağlarken buradaydım. İşte o arada gittim ondan sonra. O zaman burada oyunculuk yapıyordum. Hatta bir işte ana karakterlerden birini oynamıştım. Uzun da bir işti. Uzun da sürmüştü. Dedem Gofret'e ben diye bir iş. Rahmetli Zeki Alasya vardı. Hazım Körmükçü vardı. İcler Aydın vardı. Çok tatlı, çok sevimli bir işti. Çok severek oynuyordum ben de onda. Ondan sonra gittim. Ve şunu düşünüyordum. Hani bu işin daha iyi yapıldığı yerde olmalıyım ve orada öğrenmeliyim diye düşündüm. Ve orada yapmalıyım diye düşündüm. Fakat şunu fark ettim ki aslında işin genelinin nasıl yapıldığından çok kişinin kendisinin o işi nasıl yaptığını, sizin işi nasıl ele aldığınız önemli. Bu bazı şeyleri değiştirebilir veya geliştirebilir. Oradaki gördüğüm en önemli şey de şuydu. Bir sürü audition'a girdim. Büyük prodüksiyonların audition'larına binlerce kişiyle beraber girdim. Yani mesela bana ait olmayan audition'lara da giriyordum. O zaman işte 30 yaşındaydım. 50 yaşında, 55 yaşında adam için audition açıyorlar. Ben gidiyordum kendimi dinletmeye. Sesimi dinlesinler diye. Veya Aslan Kral'ın audition'ına girmiştim. Kulüpteki yaklaşık 1500 kişi vardı. 3 günde sürmüştü sanıyorum audition'a. O da koroda bir kişi için audition açmışlardı. Benimle beraber bekleyenler hepsi siyahiydi. Bir tek ben beyazdım. İçeri girdiğim zaman da bana güldüler. Sizi dediler, duyduk. Biliyorsunuz değil mi? Biz siyahi erkek sesi alıyoruz. Biliyorum. Ama dinlerseniz oranında 4 ölçü dinliyorlardı sadece herkesi. Tamam, 4 ölçü dinleyelim dediler. 4 ölçü söyledim ve çıktım. Şimdi oradaki rekabet inanılmaz. Ben oradayken sendikalı yaklaşık 250 bin oyuncu vardı Amerika'da. Sendikaya bağlı olmayan bir 500 bin daha var. Yani müthiş bir rakamdan bahsediyoruz. Rekabet de böyle. Şimdi 1,5 sene evet bir çocuk müzikalinde oynadım. Bir sürü audition'a girdim. Oyuncu arkadaşlarım oldu. İşte workshoplara gittim. En çok evet tabii Eric Morris'e en çok çalıştığım dönem o dönemdi. Kendi kendime egzersizlerimi yaptım. Workshop'ta egzersizimi yaptığım dönem o dönemdi. Ve sonrasında bir aslında orada kalmayı hedefliyordum ve zaman içerisinde şöyle bir duyguya kapıldım. Dedim ki ben bu işi artık galiba yapamayacağım. Çünkü
beni çok zorluyordu iş. Amerikalı değildim. Müzikallerde oynamayı hedeflemiştim. Ama müzikallerde oynayanların hepsi Amerikalıydı. Amerikan müzikalleri. Müzikallere baktım. Aslında gerçekten sevdiğim müzikal sayısının çok az olduğunu keşfettim. Yani genelde klasik roman kökenli müzikalleri sevdiğimi keşfettim. İşte tipik eğlencelik müzikallerden o kadar hoşlanmadığımı fark ettim. Ve bu beni böyle karanlığa doğru götürdü. Ne yapacağımı bilemez bir halim geldi. Ve bir oyuncu olarak da dilim o kadar yeterli değildi o zaman. Oyuncu olmak için. İstanbul'da bir iş için çağrıldım ve hızlı bir şekilde İstanbul'a geldim. Dedim ki yani İstanbul'a gideyim, o işi yapayım. Uzun soluklu bir iş olacak. Onu yapayım, paramı kazanayım, tekrar buraya gideyim. Başka bir meslek bulayım kendime. Yeni bir kariyer çizildi. O gün İstanbul'a geldim ve bir daha geri dönmedim. Ta ki işte 2012 senesine kadar. 2012 senesinde tekrar turistik bir ziyaret için Amerika'ya gitmiş oldum. Ama orada öğrendiklerim derken oyunculuğa mesleki olarak bakışım değişti. O dönem dediğim gibi sanki böyle hani dizi olayı ve oyunculuk, oyunculuğu sadece ben de öyle düşünüyordum. Oyunculuğu sadece tiyatro okumuş insanlar yapabilir diye düşünüyordum. Benim de kafamda böyle bir ön yargı vardı. İşte oyuncu olabilmek için mutlaka aktör olmak lazım. İşte ve işte tiyatro disiplini almış olmak lazım. Halbuki hayır, herkes kendine bir yol bulabilir ve kendine bir kulvar yaratabilir. Ve bunun mümkün olduğunu gördüm orada. Rekabetin ne kadar orada büyük, burada da şansların ne kadar fazla olduğunu da gördüm açıkçası. Yani ülkemizde şu anda evet bir sürü oyuncu adayı ve genç oyuncu ve yani bir sürü oyuncu var şu anda. Yine de ne olursa olsun fark yaratacak bir çalışma içerisine girip kendi kulvarınızı çizerseniz mutlaka bir şans bulabilirsiniz. Çok daha kolay bu. Dediğim gibi orada yüz binlerce insanla hani boy ölçmek ve yarışmak zorundasınız. Elinizde çok net bir şeyiniz olması lazım. Bir sistem kurmuşlar. Mesela o zaman o dikkatimi çekmişti. Audition yaparken bir sistem kurmuşlar. Herkesten belli şartlarda bilgiler istiyorlar ve belli bir takım kriterleri yerine getirmesini bekliyorlar. Ama audition'da kazanacak kişiyi seçerken o kriterlerin dışında olanı tercih ediyorlar. Bunu da yok tabii. Yani sıra dışı olan insanları tercih ediyorlar. Yani dolayısıyla bu her yerde geçerli. Buraya geldim, şanslı. Buraya geldim. İşsiz güçsüzdüm, param yoktu hiç. Oraya giderken bütün yatırımımı bitirmiştim orada. Ufak tefek işlerle tekrar başladım. Sonra dediğim gibi benim işe ele alışım, işe bakışım değiştiği için, benim emeğim farklılaştığı için verimleri de daha farklı oldu. Çok merak ettim. O Aslan Kral'daki koro rolünü alabildiniz mi? Tabii ki hayır. Alabilir miyim? Yani onlar siyahi bir erkek arıyorlar oraya. Ha şu oldu ama benim için çok enteresan bir gündü. Çok zor çalışabiliyordum. Bazen böyle işte kaçak işlerde çalışmam gerekiyordu. Ve bağımsız bir vergi numarası almıştım orada. Legal bir şey bu. Kısa dönemde çalışmanız gerekiyorsa alabileceğiniz bir şey Amerika'da. Ve onunla light bartender diyorlar. Hafif barmenlik gibi böyle bir iş vardı. Onu aldım ve ilk gittiğim iş Aslan Kral'ın fuayesiydi. Aslan Kral'ın fuayesinde oyun arasında çıkanlara içki hazırlıyordum. Ve işte kuryemiş veya abur cubur bir şeyler satıyordum. O beni bayağı etkilemişti. Ben fuayeyi hazırlarken o sırada bir yandan da Aslan Kral'ı dinliyor olmak bana biraz dokunmuştu açıkçası. Çok güzel denk gelmiş gerçekten. Tabii. Ama işte hayat böyle. İnsana bir sürü şey öğretiyor adım adım. Her şey oluveriyor. Sabır çok önemli. Ben biraz toprağa benzetiyorum. Herkesin toprağı aynı dönemde verim vermeyebilir. Ama mutlaka bir ürün alıyorsun oradan. Doğru toprağa doğru tohumu ekmek lazım. Doğru meridyende, doğru boylamda. Yani orada ne yetişecekse, o toprak niye hazırsa onu vermek lazım. O yüzden kişinin sevdiği işi yapması derken aslında önemli bir şeyden bahsediyoruz. Bu sadece tamam ben bunu çok sevdiğim dediğimiz bir şey değil. Biraz kendi içimize dönüp kendimizi anlamaya çalışmamız lazım. Ne bize iyi geliyor? Neyi yapmak bizi yükseltiyor? Ve enerji, hani neyi yaparken yorulmuyorsunuz mesela? Bu önemli bir şey. Yani fiziksel olarak yorulsanız bile tekrardan yapma isteği doğuyor içinizde. Bunlar önemli ipuçları.
Bunlara dikkat etmek lazım. Sonra orada zaten emek verirken yani bitkin bile düşsen aldırmıyorsun ki. İnanılmaz bir zevkle devam ediyorsun çalışmaya. Yani öyle oluyor. Ya da yaptığın işi seveceksin. Ya sevdiğin işi yapacaksın. Ya yaptığın işi seveceksin. Gerçekten. Evet, doğru. Az önce aslında biraz bahsettiniz karaktere nasıl hazırlandığınızın ama ben özellikle şu açıdan merak ediyorum. Mesela biz de az önce Zoom'da görüştüğümüz arkadaşlarımla Suo Tiyatro Kulübümüzde oyunlara hazırlanırken hani birbirimize konuşuyoruz, birbirimize okuyoruz, senaryoları kendi kendimize çalışıyoruz ama hani bir bizim oyuna çalışmamızla sizin bir karaktere çalışmanızın aynı olduğunu düşünemiyorum nedense. O yüzden hayal edemiyorum, kafamda canlandıramıyorum. Hani bir karakter hazırlanırken neler yapıyorsunuz, kendinizden neler katıyorsunuz, nasıl gerçekleşiyor bu süreç yani? Dediğim gibi, şimdi önce karakteri fikirsel olarak ele alıyorum. O karakterin kim olduğunu, nerede yaşadığını, ne yaptığını önce bilgi olarak araştırıyorum. O insanı önce tanımaya çalışıyorum. Ne iş yapıyor, işte hangi yaşta, hangi bölgede yetişmiş, nasıl konuşuyor, nasıl yaşıyor, bunlar hep bilgi. Bu bilgileri ediniyorum. Ondan sonra o hikaye içerisindeki pozisyon nedir? O hikayeye katkısı nedir? Oradaki dinamiği nedir? Oradaki işlevselliği nedir? Ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Neyi değiştiriyor? Çünkü o bir hikaye. Dizide bunun ucu açık oluyor. Genelde bir başlangıç belirliyorsunuz. Başlangıç ve biraz ileriye doğru bir yol belirliyorsunuz. Ve bir fikriniz oluyor nereye gideceği ilgili. Ama tiyatro oyunu için başı sonu belli bir şey bu. Dolayısıyla bu bilgileri edindikten sonra o insanın neler hissettiği, neler yaptığı ile ilgili ufak ufak çalışmalar yapıyorum. Yani neyi nasıl hissediyor olabilir, ne yapıyor olabilir. Bir tiyatro oyununda buna hazırlanırken şöyle avantajlarınız var, yönetmeniniz var. Yönetmeniniz de siz fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Karakter çıkartmak için... Karakterinizi çıkartırken hangi duygulardan, hangi ipuçlarından faydalanacağınız konusunda fikir alışverişinde bulunabileceğiniz biri var. Bizde böyle yazarlar var mesela. Karakterle ilgili bize bilgi veriyorlar. Yani bütün bu bilgileri edindikten sonra işte kendi bulun... O dediğim şey aslında kritik bir şey. Sana söylediğim. Kendi bulunduğun yer benim dünyam mı net olarak çiziyorum. Bir de o karakterin dünyasını net olarak çiziyorum. Tanıdığım dünya. Ve kendi dünyamdan duygusal ve fikirsel olarak oraya gidecek bir yol hazırlamaya çalışıyorum kendime. Bunu yaparken de onunla benzer noktalarım, onunla ayrı olduğum noktalarım, işte benzer duygular, ayrı olduğum noktalar, geçişli duygular ve hani buradan ona dönüştürebileceklerim, ondan alabileceklerimle ilgili böyle duygusal bir çalışma da yapıyorum. Ve sonuçta yani mesela nefret duygusu, nefreti ben nasıl yaşıyorum, o nasıl yaşıyor içinde. İşte eğer arkadaşı, erkek arkadaşına karşı olan nefreti varsa hikayede diye mesela farazi söylüyorum. Nasıl ifade ediyor, onu nasıl dönüştürüyor, nereden ne yaşıyor ama işte iş yeri sahibiyle olan ilişkisi nasıl gibi. Böyle elimde adım adım o şeylerle. Biraz da böyle hani hiç duyargalarım var gibi böyle. Hani böyle biraz koku gibi, biraz böyle dokunsallar gibi falan böyle hissel, sezgisel böyle bir yol oluşturmaya çalışıyorum ona doğru kendimle. Dolayısıyla onu kendimden ayırmış da oluyorum o zaman. Bana ait olan şeyleri de netleştirmiş, ona ait olanları da netleştirmiş oluyorum. Böyle bir yol. Hani detaylı konuşmak için bir workshop olsa mesela hani belki orada egzersizlerle bazı şeyleri anlatabilirim ama burada anlatabileceğim herhalde bu kadar. Yani böyle şeyler yapıyorum yani. Dediğim. Gayet bilgilendiriciydi. Ben de bunu bir sonraki oyunda düşüneceğim hazırlanırken açıkçası. Yani onunla o insanla tanışmayı düşün önce. O insanın duygularını hani bir empati kurmaya çalışıyorsun. Onun duygusunun içine de girmeye çalışıyorsun. Onun perspektifinden bakmaya çalışıyorsun. Bir noktada o nasıl görüyor dünyayı. Bu bir transformasyon gibi, bir metamorfoz gibi bir yerde ama yapıp oraya gidip gide gele bunu bir şey haline getiriyorsun. Aslında ben mesela bir karaktere çalışırken hep
ben bu karakterin yerinde Lara olsaydı ne yapardı diye düşünüyorum. Ama biraz da kendinden o karakteri ayırmak da sizin dediğinize göre önemli aslında. Ama bu iyi bir başlangıç. Çünkü dürüst bir noktadan yakalamaya çalışıyorsun onu. Yani kendi gerçek duygundan yakalamaya çalışıyorsun. Ben benim de söylemek istediğim o. Kendi sınırlarımı net bir şekilde belirliyorum derken benim duygularım ve benim yapımla benim tepkilerimle onun tepkileri arasında benim yaşama karşı olan bağlarım, duygularımla onun duyguları arasında olumlu, olumsuz, uyuşan, uyuşmayan bir harita çıkartıyorum aslında. Dolayısıyla bazı duygularını anlamak için kendi duygumdan yola çıkarak da bir şey yapıyorum. Ama salt duygudan mesela. Ha, onu söyleyeyim. Mesela asla bazı egzersizler de vardır. Gerçek kişilerle çalışmam. Hayatımdaki gerçek kişileri imge olarak karşıma almam mesela. Yani onlarla olan duygularım üzerinden hareket etmemeye çalışırım. Bu çünkü ben buna rahatsız oluyorum. Duygunun kendisini hatırlayıp o duygu üzerinden o insanın gerçekliği üzerinden yaratmaya çalışıyorum. Biraz aslında oyuncu ile yönetmen arasındaki iletişimden, ilişkiden bahsettik. Bizim bu kurs içinde böyle sürekli açılan bir tartışma aslında. Bu konu hakkında hep düşünüyoruz. Mesela bir metinde, tiyatro metni olabilir, film olabilir, dizi senaryosu olabilir. Eğer yönetmen, oyuncu aynı derecede yetenekli, bilgili, deneyimliyse hangisinin yaratıcı aklına uygun düşünmeli? Yani sizce sizin deneyimlerinizden nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Şimdi yönetmen oyunu yöneten kişi. Veya diziyi veya filmi. Neyse. Dolayısıyla yönetmenin kafasında mutlaka oyunun nasıl yapılacağına dair bir fikir, bir bilgi vardır. Biz oyuncu olarak ona seçenekler sunuyoruz. Bu aslında kolektif bir iş. Yönetmen sizden gelecek geri bildirimi kullanmayı tercih edebilir, etmeyebilir. Şimdi etmezse bunu bir yere kadar katkıda bulunabilirsiniz, yaratabilirsiniz. Siz onun istediğini de yapabilirsiniz. Bunu sizden yani birebir sadece salt onun istediğinin yapılmasını düşünen yönetmenler de var. Dünyada çok büyük yönetmenler de var böyle. Sizin hareket alanınızı mümkün olduğu kadar kısıtlayıp sizden tek bir şey istiyor. Çünkü ne istediğini biliyor. Veya bilmiyor. Bilmiyorum. Yani o kişi ben değilim. Ama özde baktığın zaman bu kolektif bir çalışma. Yönetmen bir şeyi hayal ediyor. Bir tekst var ortada. Bunu gerçekleştirmek istiyor. Sizi tercih etme sebebi var. Sizin de oraya katkı sağlamanızı bekliyor size. Dolayısıyla deneye yanıla, konuşa, karşılıklı diyalogla bu çözülüp daha olumlu bir sonuca varabilir diye düşünüyorum. Yani ne oyuncu tek başına bırakılmalı ki bırakılmamalı. Bazı deneysel çalışmalar var öyle. Bunlar özel. Ama sonuçta bir ürün diye bakarsak televizyondan konuşursam veya bir sinema filmi diye bir eser olarak bakarsam veya bir tiyatro oyunu. Sonuçta ortada bir iş var ve herkes eğer eşitse dediğin gibi, eşit deneyime sahipse, herkes kendi deneyimini ortaya getirip aynı kapta pişirerek güzel bir yemek yapmaya çalışmalı. Yani o bir kolektif bir çalışma. Dolayısıyla herkesin fikriyle ve çalışmasıyla ortak iyi bir iş çıkartılabilir diye düşünüyorum. Hayır. Hayır, bu arada sanırım Instagram bir saat olunca kapatıyormuş canlı yayını. Eğer yetişirse ben yollarımı da istek ne gelirsin alır mı? Tamam. Tamamdır. Hazır şimdi iyice böyle detaylara girdik. Biraz genel konuşuyorduk. Artık detaylara girdik. Ben şeyi merak ediyorum. Sonuçta siz Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin gibi böyle çok dünyada iz bırakan tarihsel yapımlarda yer aldınız. Bu da aslında tartışılan bir konu. Genel olarak hep tartışılan bir konu. Böyle tarihsel yapımlarda ne? Tiyatro eseri olabilir, edebi metin olabilir, bir olay olabilir. Karakter betimlemelerine çok uygun girilmeli mi? Yani oyuncu seçiminde. Yoksa çok da önemli bir faktör değil mi aslında? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Her ikisini de söylemek doğru olmaz. Yani girilmeli veya girilmemeli demek. İkisi de hem doğru hem değil. Bu o işi yapan kişilerin tercihine bağlı bir şey. Tercih edilebilir, edilmeyebilir. Sonuçta bu sanatsal bir çalışma. Bir edebi karakterin birebir yaratıldığı, yazıldığı gibi gerçekleştirilmesini isteyebilir. Bir yönetmen, oyuncu, yapımcı, yazar. Veya istemeyebilir.
birebir bağlı kalmak istenebilir, istenmeyebilir. Bu tercih meselesi. Bence önemli olan bir bütünlüğünün olması ve bunun kendi içerisinde bir tutarlılığının olması. Bu sağlandıktan sonra artık ne kadar benzemiş, benzememiştense, ne kadar iyi yapılıp yapılmamışının tartışılması veya yapılan yorumun üzerine daha entelektüel, daha bilinçli tartışmaların yapılması daha doğru olur. Yani benzemiş, benzememiştense o işin bütünlüğü nasıl olmuş, nasıl ortaya çıkartılabilmiş, neler katılabilmiş, hangi açıdan bakılmış üzerine konuşmak bence daha iyi olur inşallah. Artık öyle olur yani. Çünkü tarih dedin, tarih çok göreceli bir olay. Her ne kadar kitaplar yazsa da baktığımız zaman aynı dönem yaşayan insanların aynı olaylar üzerine yazdıkları kitaplar bile. Yani şimdi şöyle diyelim, şimdi bizim bu yaptığımız seninle görüntülü konuşma kayda geçiyor bir yerde ve kalıyor. Bundan yüzyıllar sonra izleyen, eğer öyle bir şey varsa olacaksa, yani yıllar sonra izleyen biri de bizim yaptığımız konuşmayı birebir dinleyebilme şansına sahip. Ama bu olmasaydı, biz seninle sohbet etmiş olsaydık, sen arkadaşlarına gidip bizim sohbetimizi anlattığın zaman başka şey anlatacaktın. Ben içeriye gidip arkadaşlarıma, karıma, çocuğuma anlattığım zaman bu yaptığımız sohbetten başka bir çıkarımla anlatacaktım. Veya bizi izleyen üçüncü şahıslar başka türlü anlatacaklardı. Bizim anlattıklarımızı da başka türlü anlatacaklardı. Yazsak bile tamamen kendi perspektifimizden yazıyoruz hikayeyi. Dolayısıyla çok tartışmaya açık bir konu bu. Yani neyin ne olduğu, ne kadar olduğu, ne yapılıp yapılmadığı. O konuda biraz daha özgür düşünüp yaratıcılığı harekete geçirmekte fayda var bence. Tamamdır, teşekkürler. O zaman ertesi sana doğru yaklaşıyoruz. Çok güncel bir konuyla kapanışı yapalım. Bu aralar tamam. Biliyorsunuz dijital platformlar çok popüler. Yani hele evdeyken, karantinadayken herkesin izlediği, herkesin tercih ettiği platformlar dijital. Peki siz hem televizyonda hem sinemada, sinemadaki projelerde yer almış bir oyuncu olarak dijital platformda bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Yeni çıkacak bir filminiz var, Azizler'de yer alıyorsunuz, onu biliyorum. Ama başka böyle proje planlarınız var mı dijital platforma dair? Planım var. Üzerine çalıştığım bir iki bir şey de var. Ama net bir şey söyleyemem şu anda. Evet istiyorum. Onu söyleyeyim. Güzel de buluyorum orada yapılan işleri. Özellikle bazılarını. Çok da sevdim. Dolayısıyla içlerinde olmak istiyorum. Var bir iki çalışmanız. Ama net bir şey olmadığı için şu anda burada dile getiremem. Kusura bakmayın. Sıkıntı değil. O zaman çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir bilgili ama bilgilendirici bir söyleşiydi bence. Ben çok keyif aldım açıkçası. Ben de çok keyif aldım. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ne demek? Ya böyle sahneden oyunculukta uzak olduğumuz bir dönemde hani bir nebze yine oyunculuğa sizin sayenizde yaklaştık diyeyim. Çok güzel oldu. Eminim izleyen herkes çok keyif almıştır. O yüzden çok teşekkür ediyorum yeniden. Çok büyük bir onurdu sizi burada ağırlamak. Estağfurullah, o benim için. Sağ olsun. Çok teşekkürler. Ne demek? Ben izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Katılanlara, bizi dinleyenlere, Sabancı Üniversitesi'ne çok teşekkürler buradan. Ben de teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun izlediğiniz için de. Leracığım sana da teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek? Biz Soul Kulübü olarak söyleşimize devam edeceğiz. Etkinliklerimizi Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. @suoyuncuları. Herkese iyi akşamlar diyorum. Tiyatroyla kalın, sanatla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. Hoşça kalın.